İstanbul'da yaşayan Mehmet Aslan kimlik yenilemek için nüfus müdürlüğüne gittiğinde dünyası başına yıkıldı. Kendi nüfusuna kayıtlı öz çocuklarının yanında iki tanımadığı çocuk daha vardı çünkü. Yani onun soyadını taşıyordu. Bu nasıl olur diye düşünürken işin aslı sonradan ortaya çıktı. Yıllar önce evi terk edip bir başkasıyla yaşamaya başlayan eşi başkasından dünyaya getirdiği iki çocuğunu da onun üstüne kaydettirmişti. Üstelik talihsiz adama yaptıkları bununla da sınırlı değil. Severek evlendik abi. En ufak çocuğum 5 aylıkken bırakıp gitti. Bu kadın beni 3 defa yıktı. İyi günde kötü günde diye söz vermişlerdi evlenirken. Ancak hastalanır hastalanmaz hayat arkadaşından darbe üstüne darbe yedi. Bıraktı gitti 5 aylıkken küçük. En büyüğü 6 yaşındaydı. Ortancısı 3 yaşındaydı. Anneciğim gitme diye eteklerine sarıldı bu ara. Cipsi götürücün kızım sağ diyerek. Geliyorum kızım dedi, gidişe gidiş. Tabi ta geri dönmedi. Yetmedi, başkalarından olan çocuklarını da onun üstüne gösterdi. Hani Kemal Sunal'ın Almanca film vardı. Soy isim tutan çocukları topluyordu. Aynı o şekilde dönmüş benim işler. Mehmet Aslan'ın başına ne geldiyse vatani görevini yerine getirmek için gittiği Sivas'ta geldi. Epilepsi hastalığı yüzünden hayatı alt üst oldu. Mehmet Aslan hastalığa yakalandıktan sonra eşi, en küçük çocukları daha 5 aylıkken evi terk etti. Bir başkasıyla yaşamaya başladı. O kişiden iki çocuk sahibi oldu. O çocukları da Mehmet Aslan'ın nüfusuna kaydettirdi. Mehmet Aslan ise tüm bunları kimlik değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde öğrendi. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Şaşırmak elde değil. Ben orada zaten nöbet geçirmişim nüfus dairesinde. Üç çocuğuyla onu terk eden eşinin bir başkasından sahip olduğu çocukları nüfusunda gören talihsiz adam soy bağreddi davası açtı. Ancak başına gelecekler daha bitmemişti. Lüleburgaz'daki gittiği adam da bırakıyor bunu. Sonradan bir başka kişiye daha gidiyor. Ben soyban reddi davası açtıktan sonra oradan da bir çocuk dünyaya getiriyor. En ufak çocuk benim üzerime kaydolmuyor. Benim üzerime resmi kayıtlı şu anda 5 tane çocuk var. Ama benim kendi öz çocuklarım 3 tane. Bir yandan başka çocukları kendi üstünde kayıtlı bulan Aslan, diğer yandan da boşanma davasıyla karşı karşıya geldi. Çift 6 sene sonra boşanabildi. Tam boşandı derken bir eşitlik ki nafaka bağlamış çocuğu 45 milyon. Elinde avucundaki aldığı parayı da gözdektili. Hastalığı yüzünden çalışamayan Aslan, nafaka sebebiyle bu kez icralık oldu. 17 yıldır da çocuklarıma ben herhangi bir elbise bile alamadım. Çocuklarıma kız kardeşim Şengül de, annem Elmas bakıyor. Sadece evde babam çalışıyor. Geldi 68 yaşına. Utanıyorum. İş bulamıyorum. Esas mesleğim tekstil abi. Bugün tekstilde iş bulamıyorum. Nöbet geçirsin diye işe almıyorlar. Mehmet Aslan'ın şimdi tek bir isteği var. Talebim, askerde yakalandığım için mahallenin emekliliğimi istiyorum. 660 TL engelli parası 3 çocuğumla bana yetmiyor.